Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana Haber bülteninde Serdar Sarıdağ ile beraber karşınızdayız. Hem biraz maç sonu hem de 19 maçlarının da maç önü programı gibi geçecek bu Ana evet. Haber. Sıcağı sıcağına iki karşılaşma tamamlandı. Saat 16'da oynanan iki maç vardı. Beşiktaş Fatih Karagümrüğü deplasmanda 4-1 mağlup etti. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'la Alanya Spor'sa 1-1 berabere kaldı. Biraz önce Sayın Emre Kocadağ'ın Açıklamalarını canlı olarak getirdik ekranlara ki e, biz de konuşuyorduk yayından önce izleyicilerimizle de hemen paylaşalım. Son sayfa programında ilk e, Hulk evet. ismini geçirmiştik yine Alspor ekranlarından paylaşmıştık. Sayın Kocadağ'ın açıklamalarına göre de bir temas var. Var, evet e, zaten. O Hulk'la ilgili ilk sosyal medyada bir paylaşım yaptığında halk Hulk'u istiyor diye espri bir başlık <laughs> kullanmıştım. Gerçekten Beşiktaş taraftarı istiyor ama şimdi orada Emre Bey'in söylediği çok doğru bir tespit var. Beşiktaş'ın şartları çerçevesinde. Şimdi Manzukic Beşiktaş'ın şartları çerçevesinde olmadığı için zaten Beşiktaş'la anlaşamamıştı yazın. Bu dönemde de zaten olmayacaktı gene. Bir de Milan devreye girince Manzukic Beşiktaş'ın şartlarından e, daha iyisini oraya gitti. Milan. Biz e, Beşiktaş'tayken 2 milyon euro istiyordu. Şimdi Milan 1 milyon 800 bin daha e, az garanti para. Şimdi burada tabi Hulk için de aynı şeyler geçerli. E, Hulk e, toplamda 4,5 milyon euro istiyor 1,5 senede. Yani yarım sezonu 1,5 milyon euro. Beşiktaş yönetimi de belli şartları sundu. Yarısı peşin, yarısı baş başı. Hı hı. Bir dahaki sezonu 3'ü düşür aşağıya. Takım içerisinde dengeler var. Fakat burada en önemli nokta ne biliyor musunuz? Manzukiç'i transfer etseydiniz sıkıntı olabilirdi. Neden? Ya Manzukiç'i yedek tutmanız lazım ya Abu Bakar'ı yerlerine. Ama Hulk öyle değil. Çünkü Hulk sağ kanatta oynayabilen bir oyuncu. Araya girelim. Ee, bir son dakika gelişmesi var sevgili izleyenler ekranlarınızda. Galatasaray 12 kuruya kavuşuyor. Nijeryalı futbolcu bu gece 23.45'te İstanbul'da olacak. Hemen söz Emre Kaplan'a bırakalım. Nedir detaylar? Teşekkürler Sinan. Senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray. Üçüncü kez Senroya kuruyor kadrosuna katıyor artık bu akşam itibariyle Nijeryalı oyuncu İstanbul'a gelecek. Türkiye saatiyle saat, saat 20.30'da Marsilya'dan uçağa binecek ve 23.45 sularında da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor. Henry Onyekuru'nun bir süredir aslında görüşmeler devam ediyordu. Oyuncuyla anlaşma çok uzun süre öncesinde sağlanmıştı. Fakat Monaco Kulübü de küçük detaylar üzerinde özellikle de opsiyondaki rakamlarla alakalı görüşmeler devam ediyordu. Dün itibariyle Galatasaray Monaco ile anlaşmayı sağladı ve aslında şu bilgiyi de paylaşalım. Şu ana kadar Onyekuru havalimanına belki birazdan gidecek uçağa binmek adına ama şu ana kadar da evrak işleriyle alakalı durumun devam ettiği bilgisi var. Monaco Kulübü Başkanı'yla, sportif direktörüyle son görüşmeler devam etti evrak işlemleri için. Ve Onyekuru artık 20.30'da uçağa binecek. Yeniden Galatasaray forması giymek adına İstanbul'a gelecek. Gece yarısında da saat 23.45 sularında da planlanan inisiyatı bir 23-45 sularında da İstanbul'da olması ve artık Galatasaray'la yeniden sözleşme imzalamasını bekliyoruz. Çok teşekkürler Emre Kaplan. Bu transferin de gerçekleşeceğini yine A-Spor ekranlarından paylaşmıştık. İlk olarak transferin ateşi yine bu ekranlarda yanıyor. Biz de hızlı bir giriş yaptık gerçekten. Evet kuru çok konuşuldu. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Geçen sezon ayrılış şekli de zaten çok iste, istenildiği gibi olmamıştı. Evet. Şimdi artık anlaşmalar sağlandı gibi Onyekuru'ya kavuşacak Galatasaray. Nasıl buluyorsun? Ee, tabii ki bu lige çok katkı, bu ligde Galatasaray çok katkı sağlayacak bir isim. Zaten Fatih Hoca'nın şimdi şuna karşı Niye hep aynı isimler etrafında? Şimdi olmuşu var, hazır bilineni var. Riske girmez kimse. Dolayısıyla herkes daha tecrübeli, devre arasında daha tecrübeli ve takıma %100 katkı sağlayabileceğine inandığın isimleri alırsın. riske girmezsin. O iş yazın. Tamam, Onyekuru'nun yenisini Vay. yazın bulursun. Ama devre arasında bu riske girmezsin. E demin de zaten Hulk'u e, tam bahsederken o da aynı şekilde kanat forvet özelliği olduğu için Hı. geldiğinde sana sıkıntı yaratmaz, takım içerisinde dengeleri sarsmaz. Aynı şekilde Onyekuru da takım içerisinde bilinen bir oyuncu ve sevilen bir oyuncu olduğu için onun da gelişi takım için dengeleri sarsmaz. Gitmesi de hiç istenmemişti gerçekten geçtiğimiz sezon. Evet. E, Onyekuru ismi Fenerbahçe iddiaları da çıkmıştı. E, bu süreci yakından takip ettiğine dair evet. Fenerbahçe'nin ama tabii ki Onyekuru'nun ilk tercihi Galatasaraydı bunu hep paylaşmıştık. Şunu ekleyelim, bazı Fenerbahçe taraftarları bir tepki gösterdi. Bir kez daha söylüyorum. her transfer döneminde eğer Onyekuru Monaco'dan bir yere kiralanacaksa o masada Fenerbahçe'de oluyor. Oldu. Daha önce de Monaco'ya. Bu önemli bir detay. Tabii daha önce de Monaco'ya gitti. Yani ben bunu sallamıyorum. Niyetleri var ama zor mu? Zor. Çünkü oyuncunun hep ilk tercihi Fatih Terim'den dolayı Galatasaray oldu. E tabii ki ile anlaşamazsa belki ben alırım diye. Fenerbahçe'nin de orada olması hı hı. bir istihbarat. Yani benim umduğum bir şey değil. Ama bir ara devre arasında hatta gittiler Monaco'ya. Ben Ali Koç'un da gittiğini e, duymuştum. O derece. Peki hala devam edelim. Ee, şöyle geri dönelim mücadeleye. Fatih Karagümrük Beşiktaş karşılaşmasına dönelim. Ee, sıcak gelişmeleri aktarmış olduk bu ekranlardan. Transfer gelişmelerini konuştuk. Şimdi sağ içine futbola geri dönelim. Evet. Beşiktaş 4-1 gibi net bir skorla Fatih Karagümrük deplasmanından. Aslında tam da deplasman sayılmaz. Evet. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı karşılaşma. Beşiktaş da çok uzun e, zaman o statta oynamıştı iç saha evet. mücadelelerini. Önemli bir galibiyet. 8 maçta 7. galibiyetini aldı siyah beyazlılar ligde. Vallahi düşünüyorum da o kadroda kim var? Necip var. O Olimpiyat dönemlerinde evet. Gökhan Töre var. Doğru Abubakar mi? yoktu herhalde. Bakar galiba sonradan gelmiş olabilir. E sonuç Yok. itibariyle ama zemin çok Nome güzeldi. sanki? Değil Şimdi mi? bak sen de yayına girmeden önce yani daha doğrusu asansörde karşılaştığımızda maçtan önce ne dedik? Saat 4 Premier Lig gibi değil mi? Evet. Yıldız maçı. İşte oyun da öyle oldu. Baktığınız zaman oyuna gündüz, gün ışığında çok güzel bir oyun var. Ee, tabii Premier League kalitesinde bir oyun vardı. Ee, elbette e, e, Karagümrük çok açık oynamadı. Bu da doğru. Özellikle ilk yarıda. Doğru ama bak bu yaptığı doğru. Ben buna bir şey demiyorum. Ee, oyunu çirkinleştirmedi. Hatay Spor'da da öyle oldu. Hatay maçında hı hı. da. Hı hı. Ee, Ankara Gücü Beşiktaş maçında da öyle olmuştu. Kayseri maçı. Bunlar olağan şeyler çünkü şu an baktığınızda e, herkes bu konuda hemfikir ligin en ciddi derecede e, rakiplerine hasar bırakabilecek 3. bölgesi Beşiktaş'ta yani Gezalında bugün Gezal yedekti ya yani evet. Premier Lig'den alınan bir adam bugün yedekti düşünün o açıdan e, bir yere kadar dayanabiliyorsunuz eğer onu 90 dakikaya kadar taşıyabilirseniz Beşiktaş'tan gol yememeyi e, gerçekten e, büyük bir başarı ama bence 3 puan kazanan bugünkü 3 puan Galatasaray karşısında kazanılan 3 puan kadar da değerli bir 3 puan çünkü Karagümrük'ün bu sene neler yaptığını biliyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi yerdeler. Burada olmaları da tesadüf değil. Kimle konuşsak, yayınlarımızda da, yorumlarımızda da hep Fatih Karagümrük mücadelesinin çok zor bir maç olduğunu söylemiştik hep Beşiktaş için. Bu engeli de açtı Beşiktaş. Biraz oyuna bakalım istiyorum. İlk yarı, ikinci yarı nasıl farklılıklar gördük? İlk yarıda biraz daha Fatih Karagümrük oyunu tutmaya çalıştı sanki ama Abu Bakar kilidi açtıktan sonra, Beşiktaş evet. o bildiğimiz e, hücum futboluna geri döndü sanki. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Yani şimdi tabii Beşiktaş'ın kenar oyuncuları bu maçta çok iyiydi. Fakat içeride Abubakar olduğu sürece e, dışarıdakiler, kenardakiler çok iyi olabiliyor. Abubakar oraları çok güzel dağıtıyor diyelim. E, Atiba'nın yalancı koşulları keza Abubakar'a boşluk çıkardı. Yani Bugün Abubakar'ın çok iyi bir günde olması e, Beşiktaş'ın işini biraz daha kolaylaştırdı. Yoksa hakikaten içerideki e, hücumcunuz hareketsiz durursa çok böyle üretken olmazsa alan yaratma konusunda istediğin kadar Enkudu'yu oynat, istediğin kadar Rıdvan'ı o çizgiye kadar indir. Hmm. Larin'i indir. Çözemezsiniz. Gezalo Sok oyunu çözemezsiniz. Törey Sok oyunu çözemeyebilirsiniz. İçerideki forvetin, hücumcunun hareketleri de çok önemli. Abu Abubakar bugün gönlü dedi bence maçın adamı Bakar. Rıdvan, e, Yılmaz dediniz. Biraz e, orayı da açalım. Çünkü o kanattan da Beşiktaş etkili olmaya çalıştı. Evet. Rıdvan'ın da ee, önemli bir katkı verdiğini söylemek mümkün müdür? %100. Şimdi Rıdvan Galatasaray maçında bir asist yaptı. Bir yaptı. sonra yeni bir asist yaptı. Bir evet. Güzel bir asist yaptı. Ee, Rıdvan bu maceraya başlarken 50 bin TL'ydi galiba ya da 50 bin Euro'ydu bon servisi. E ben şu ara şu an için herhalde bir 5'e yaklaşmıştır diye düşünüyorum. Çünkü genç oyuncu yani. O hı hı. o yüzden 5'e yaklaşmıştı. Belki de geçmişti. birkaç Alman kulübü yazın ilgilenmişti. Bence yazın gene gelecekler. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Ama Sergen Hoca'nın onu sürekli oynatmamasında bir nedeni dışarıdaki bazı maçlar fizik gücüne dayalı olduğu için özellikle İstanbul dışındaki maçlar. O nedenle en sakalayı tercih ediyor. Hı hı. İçeride Rıdvan'ı tercih ediyor. İlk senesini olduğunu düşünürsek bence gayet iyi bir başlangıç. Belki bundan sonra ya da 3-4 hafta sonra hem içeride hem dışarıda Rıdvan oynayacak. Şunu görüyoruz Beşiktaş'ta artık kimsenin yeri garanti değil aynı zamanda yani, herkesin yeri garanti. Yani Sergen Hoca öyle bir e, takım kurdu ve o takımdan faydalanıyor ki her evet. oyuncunun bir şekilde alternatifi doldu ki sezon başında bunu böyle konuşmuyorduk. Bu alternatiflerde e, hepsi belli bir standartın üstünde performans verdiği %100. için kimsenin de yeri garanti olmuyor aslında. %100 şimdi bak bugün e, baktığınızda e, Beşiktaş'ın iki yeni transferi daha var bence biri Gökhan Töre, diğeri Adem Laiç. Şimdi bu oyuncuların 3 hafta önce sosyal medyadaki yorumları, forumları baktığınızda bu oyunculardan taraftar umudunu kesmişti. Evet. Ama Sergen Hoca'nın sürekli kadroyu sabit tutmamasının tek nedeni, rotasyonu genç tutmasının tek sebebi Ocak ve Şubat ayındaki 3 günde bir oynanacak olan maçlar. Çünkü hoca yönetim yöneticileri demiş ki Şubat'tan en has asarla çıkan takım Hı -hı. şampiyon olur. Önemli Eskiden bir ne diyorlardı? Mayıslar falan diyorlar da hayır evet. Şubatlar Ocaklar bu ay her hikaye için söylüyorum çok önemli Beşiktaş Ocak ayını hasarsız atlatmaya artık çok yakın hı hı. Şubat da önemli kar var kış vardı, var deprasmanı var Kupa maçları e, şimdi seyrek final Bak şimdi Covid şimdi Abu Bakar, Layrin, Allah göstermesi aynı anda öyle bir sıkıntı yaşasa işte o nedenle devre arasındaki transfer sadece transfer değil hava atmak için yapılan bir şey değil Bence şampiyonluk şansı çok yüksek olan bir takıma yatırım yapmak demektir. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi gibi, Galatasaray'ın 12 kuru transferi gibi. Bu, bu bu hamleler yapılmalı. Şimdi maçın istatistikleri e, ekranlarda. Toplu oynamada Beşiktaş'ın büyük bir üstünlüğü var. Evet. %72'ye %28 gibi net bir üstünlüğü var. Kornerlerde de yine Beşiktaş 7 korner kullandı. Fatih Karagümrük'ün 4 korneri var. Aslında bu da maçın temposuna dair bize biraz ipucu veriyor. veriyor. Yüksek bir tempoda oynandı karşılaşma. İkili mücadelelerde %56 başarısı var Beşiktaş'ın, Fatih Karagümrük'ün %44 şeklinde istatistikler oluşmuş. Biraz istatistikler üzerinden konuşacak olursak Evet top kapma. Uzaklaştırmada yine Fatih Karagümrük daha fazla kendi sahasında oyunu kabul ettiği için tabi rakam biraz daha yüksek. Pas arasında da Fatih Karagümrük'ü biraz daha başarılı görüyoruz bu karşılaşmada. E şimdi tabi evet isabetli pasta da baya bir oran yüksek. Evet isabetli pasta da çok de. yüksek oran ki yapılan paslara da bakacak olursak 646'da %90'lık bir isabet evet. var. Çok iyi. Ee, yani şöyle söyleyelim Bu bir pas oyunu mudur? Başarılı bir pas oyunu Burada ama. Sergen lazım. Hoca Demiş ki top bizde olacak belli Ben de kadromu ona göre yaparım Belki işte Enkudu o yüzden Gezal o yüzden 7'ye çekilmiş olabilir e Bazen de Beşiktaş topu Rakibe bırakıyor İlk Trabzon deplasmanı özellikle e, Fenerbahçe maçında da bu oldu Bu arada şunu da ekleyelim 5 İstanbul derbisini kazandı Beşiktaş Ağabey. Trabzon'da derbi sayıyoruz büyük tabii. maç. Yani şöyle yapalım. Trabzon-Fenerbahçe-Galatasaray üç tane büyük maç en son Beşiktaş tarihinde hangi hoca ilk yarıda hepsini kazandı? O da ayrı bir konu. Bu da büyük bir başarı. Doğru. E, i̇statistiklere baktığınız zaman bu istatistikler bazen tersi durumlar da olabilir. Yani burada tamamen rakibin özelliğine göre. Tabii yani Topu işte. Topu kendinde olacağını biliyor Beşiktaş. Ben Galatasaray'ın Kayseri spor maçını hatırlıyorum. Bütün istatistiklerde üstünde ama maç beraber evet. a noktalanmıştı. Her şey evet. tabii ki anlatmıyor ama oyun tarzı anlamında bize bazı ipuçları veriyor tabii. E bu maç senin risk alacağın maç. Mesela Galatasaray maçı senin önce bir puanı garantileyeceğin maç. Oradaki oyunun çok daha farklı. Ama Fenerbahçe Başakşehir maçında niye öyle değildi diye soracak olursa o dönem kritik dönem. O dönemi ya kaybet kazanacaksın ya kazanacaksın. Çünkü o dönemi kaybetseydi belki bugün Sergen Yalçın yoktu. Belki. Yerine hoca bakıyorlardı çünkü. Yönetimde birileri. Belki çok farklı bir senaryo olacaktı. Orada çok farklı bir yola girdi. Ya kazanacaksın ya kazanacaksın. Ama şimdi durum çok farklı. Çok zorlu bir fikir ama. Yarışmacı bir takımsın. Şu an senin için mesela Galatasaray karşısında sen gidip Galatasaray'a baskı uygulamasın. Bir önce bir puanı garantileyeceksin. Ama bu maçta o baskıyı uygulayabilirsin. Rakip ceza sahasında topla buluşma oranına da dikkat çekmek lazım. Beşiktaş 40 kere buluşmuş. Fatih Karagümrük 14 kere buluştu. Burada da çok önemli bir üstünlük Tabii. sağlamış Tabii. Skor 4-1 ama 14. dakikada galiba Atiman'ın Evet. yakaladı. 14'te herhalde. O da çok, çok net. Çok başındaydı doğru. Ee, tamam o gol olsa senaryosu daha farklı olabilirdi ama Adem İlahi daha erken girerdi. Bu arada Adem İlahi için golü sayılmadı. Hiç önemli değil. Çok şey kazandı. O sevinci hatırlarsan omuzlara falan aldılar. Adem'i takımın içinde kabullendiler. Adem geri dönüşüne mutlu oldu. Golü atabildi. Bu bile önemli. Yani Vardan elle dönmesi tamam sıkıntı değil ama Adem için çok büyük bir kazanım. Bence burada Sergen Hoca da bir futbolcuyu daha transfer etmiş gibi görebiliriz. Oraya gelelim. Adem Naiç'i konuşalım biraz. Tamam. Çünkü Sergen Hoca her oyuncusu için oynattığı ya da oynatmadığı dönemde hep benim oyuncularıma ihtiyacım var. 100'ders. Onlar bir şey gösterdiği sürece ben zaten şans veririm diye konuşuyordu. En çok da Adem içte bir sorusu yöneltildiği için evet. hocaya. Hep Adem iç hakkında da benzer şeyleri söyledi. E artık yavaş yavaş şans bulmaya başladığını da söyleyebilir miyiz? Şimdi Adem Layıç'ı eğer e, birkaç hafta sonra artık girip oyunun kaderini değiştirebiliyorsa, oyuna ciddi katkı sağlıyorsa, ilk 11'e girebiliyorsa, Sergen Hoca'dan önce Adem Layıç'ı kendisi kazanmış olacak. Çünkü Sergen Hoca ona söylemişti. Seni ben değil, önce sen kendini kazan. Yani sen bana bir adım at, ben sana iki adım atarım. De Şimdi de. Gökhan Töre'yi kazandı, Ozan Tufan'ı kazandı, Salih'i kazandı, o zamanlar. Bu oyuncular tedaviye yanıt verdiler. Ama şimdi Adem Laiç'te öyle bir hava yoktu o zamanlar. Şu an yüzü gülüyor. İdmanlar'da performansı çok iyi. O da işin ne, nereye gittiğini gördü herhalde. Ee, burada Adem önce kendini kazandı. Zaten kendini kazandıktan sonra hoca ona daha fazla şeyler katar. Antrenmanlarda yani fark ediliyor diyorsunuz Kesinlikle. yani. yani bir şey böyle değil. giderse zamanı geldiğinde Sergen Yalçın Adem Laiç'i ilk 11'de oynatabilir. Çünkü şöyle düşününce ne olursa olsun çok sıkışık bir fikstür var. Evet. Beşiktaş sezon başı itibariyle en azından yaz transfer döneminde evet. her istediği oyuncuyla başlayamamıştı değil mi? Bunlar evet, hep açıklandı. 100. Ama Adem Laiç, iyi bir Adem Layıç Beşiktaş'ın eksik kaldığını düşündüğümüz yerlerini doldurur mu? Çünkü doldurur. öyle bir Layıç'ı izledik biz yani Beşiktaş şöyle, formasıyla. Adem Layıç iyi bir Adem Layıç Beşiktaş'a çok şey katar. Beşiktaş'ın seviyesini, oyun seviyesini, oyun kalitesini çok yukarıya taşır. Yani Beşiktaş'ın çarpım gücünü arttırır. Şu an zaten iyi oynuyor. Şu an zaten Adem'siz çok iyi işler yaptı. Ama Adem'i de katarsan o işin içerisine çok farklı bir yere doğru gider. O zaman çok daha farklı bir Beşiktaş olur. Ondan üzerinde çok durdu hoca. Ondan Sergen Hoca çok üzülüyordu. Bir ara umudu kesti hatta ben söyleyeyim. Yok dedi galiba olmayacak diye. Ama hepimizi şaşırtıyor Adem. Bunda bence önce Adem'in başarısı var. Sonra Sergen Hoca. Onu belirtelim. Yayınımızın başında Sayın Emre Koca açıklamalarını getirmiştik ekranlarınıza sevgili izleyenler. Ee, bir kez daha hatırlayalım. Özellikle transferde adı geçen Hulk ve Manjuk ile ilgili önemli açıklamaları vardı. Evet Sayın Koca Dağ'ın, Emre Koca Dağ açıklamalarını da bir kez daha hatırlamış olduk. Önemli detaylar var. Biraz bunlar üzerinden de konuşabiliriz Serdar Sarıdağ. Ee, bazı oyuncuları göndermeyi bekliyoruz dedi. Teklifleri bekliyoruz dedi. Acaba kim bu isimler? E i̇şte Birincisi kadro dışında olan isimler yani Douglas, Douglas Miren e, ve e, Lens. Douglas dışındakilerin gitme ihtimali var ama e, Lens'de e, pardon Douglas'ta diğerlerinde gitme ihtimali var. ciddi sıkıntı var yani gitmiyor bir yere. En büyük sıkıntı orada yaşayanlar. Onu da konuşacağız. Sergen Hoca'nın açıklamaları ekranlarınızda. Sevgili izleyenler kazanmak çok önemliydi. Hava şartları, olimpiyat stadı. Oyuncularımızı konsantrasyon için fazlasıyla uyardık. Çünkü Kara Karagümrük iyi bir takım. Oyuncularım çok iyi performans gösterdi. Çok doğru oynadık. Güzel bir 3 puan aldık. Oyuncularıma teşekkür ederim. Doğru. Orada e, motivasyon çok önemliydi. E, maçtan önceki yorumlarda da ve haberlerimde onu dile getirdim ben de. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçına nasıl hazırlanırlarsa öyle hazırlanırlar. E, motivasyon olarak. Kara Karagümrük'ün... Ligde yaptıklarını biliyoruz büyük takımlar karşısında. Tabii, tabii, O nedenle. Bir oyuncunun genç olması oynamasını gerektirmez. Genç ya da yaşlı diye bir şey yok. 19 yaşındaki de oynuyor, 37 yaşındaki de oynuyor. Pas rekoru olabilir. Zaman zaman böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Oyuncularım her şeyi denedi ve güzel bir sonuç aldık. Ee, herhalde Rıdvan ve Atiba üzerinden bir yorum <laughs> olmuş biraz. Ee, Rıdvan Yılmaz ve Atiba. evet üzerinden bir de tabii pas oyununu değerlendirmiş Sergen Hoca. Sergen Hoca'nın hep bu açıklamasını hatırlıyorum. Yani genç diye ya da işte tecrübeli diye oynatmıyoruz. Evet. Onların performansına göre oynatıyoruz diye. Ama birçok genç oyuncuya da şans verdiğini söylemek lazım herhalde. Tabii ki burada hoca doğru söylüyor. E, baktığınızda yıllar önce Carlos Carvalho Beşiktaş'ın başındayken ona böyle bir soru sormuşlardı. Ben dedi forma dağıtıyorum kurabiye dağıtmıyorum demişti. Yani genç çocuklara <laughs> biz yani çocuk genç olabilir. Bizim görevimiz maçları kazanmak. Genç de oynayabilir. E, yaşı ilerlemiş olan da oynayabilir. Doğal olarak hocaların bakışları böyledir. Şimdi hoca hem bir takımı şampiyon yapması gereken bir yerde hem de mali sıkıntılar nedeniyle orada genç yetiştirmek zorunda. İki e, iki tane misyonu var. iki tane görevi var. İşte Rıdvan'ı bir yere getirdi. İşte Ersin'i ve Utku'yu bir yere getirmeye çalışıyor halen. Efendim kartalı kiralayalım demiş. Çünkü evet. ben bu oyuncuya bu takımda yer bulamıyorum ama çok da yetenekli. Yazık Oynasın. mutlaka Ümraniye var. İşte Hasic içinde öyle düşünüyor. Ama yöneticiler de diyor ki ya Hasic de işte Atakan kalsın. Bak Rıdvan bir şans buldu. Onlar da bir şans bulursa bize maddi anlamda da çok ciddi katkı sağlar. Çünkü bu kulüp Ahmet Nur Çebi'nin ki YouTube Beşiktaş'ın resmi kanalındaki yayınında 10-12 sene diyor borçların tamamlanabilmesi için, ödenebilmesi için. Bu süreçte oyuncu yetiştirmeleri gerekir. Bu anlamda da bir ayrı bir yük var üzerinde. Ama hocadan hem, şampiyonluk bekleyip hem de 10 tane genci oynatmasını beklemek kolay değil tabii ki. Peki Süper Lig'de 20. hafta ekranlarınızda sevgili izleyenler hemen şöyle bakalım. HES Kablo Kayseri Spor 2, Medipol Başakşehir 0, Göztepe 4 Gençler Birliği 0, Trabzonspor 3, İttifak Holding Konya Spor 1, Çaykur Rizespor 3, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Ataka Atay Spor 1, Yeni Malatya Spor 2, Galatasaray 6, Yukatay Denizli Spor 1. Bugünün iki karşılaşması Fatih Karagümrük 1, Beşiktaş 4, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 1, Aytemiz Alanya Spor 1. Saat 19'da iki karşılaşma var. MKE Ankara gücüyle Kasımpaşa karşılaşıyor. Bir diğer tarafta da Demir Grup Sivas Spor'la Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Ekibimiz Sivas'ta hazır. Hemen kameralarımızı Sivas'a çevirelim ve sözü ekibimize bırakalım. Teşekkürler Sinem. Evet karşılaşmanın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Bizler de şu anda Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun önündeyiz. A spor ekipleri olarak maçın kadroları belli oldu. Fenerbahçe'yi takip eden muhabir arkadaşım Ahmet Selim Kul da yanımda. Onunla birlikte aynı zamanda kadroları konuşacağız. Hem de maçın gidişatı hakkında gelişmeleri A spor ekranlarından an yansıtacağız. Ben isterseniz hemen ilk önce Ahmet Selim Sivas Spor'un kadrosunu sayayım. Kaleyi Samas'la koruyacak. Uğur Çiftçi, Apindangay, Kladiyemir, Max Kreder, Robin Yalçın, Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Falsay Fajil, Caner Osmanpaşa 11'inden çıkacak Fenerbahçe'ye alalım istersen hemen senle. Tabii Fenerbahçe'de de aslında Sivas'ta da beklediğimiz kadro oldu. Fenerbahçe'de de kalede Altay forma giyecek Sangare, Sadık, Tiseren, Novak. Burada defanstaki tercihler biraz daha sürpriz demeyelim de farklı olabilirdi. Onun dışında Gustavo Mert Hakan orta sahada hucum attığında sağda Ener Valensi 10 numarada Pelkas solda Samat'ta forvette Tiam tabii maç içinde Tiam'la Samat'ta çok fazla yer değiştiriyor. O yüzden net bir mevkilerinden bahsetmek mümkün değil. Aslında Sivasspor'a baktığım zaman Rıza Hocam çok geniş bir kadroya sahip değil. Onun için zaten beklediğimiz bir kadroyla çıktı. Fenerbahçe'de beklenilen kadro muydu? Eksikler var. Fenerbahçe'de kimler eksik? Nasıl bir yol izleyecek hocamız? Tabii önce Ferdi biraz önce Fenerbahçe'de duyurdu. Ferdi ameliyat oldu kolundan. Onda geçmiş olsun diyelim. Kolunda platinler vardı. O platinlerin çivileri alındı. Ee, ağrı yapıyordu bundan dolayı. Biz de geçmiş olsun diyelim. Onun dışında Sinan Gümüş'ün bir sakatlığı var. Tolga tam iyileşmedi. Yani hazır halde değil. O yüzden o yok. Perotti de zaten muhtemelen yollar ayrılacak Perotti ile. Bir de Ozan'ın kart cezalısı var. Ama tabii normalde Sosa uzun bir yerden sonra kadroda... eğer çok zorda kalmazsa Fenerbahçe sakatlıktan yeni çıkmış oyuncularını çok kullanacaklarını sanmıyorum. Çünkü Fenerbahçe teknik heyetinin korkusu bu oyuncuların bir daha sakatlanması. Bu çerçevede baktığımızda aslında beklediğimiz kadro çıktı. Stoper'de Serdar Sadık arasında bir seçim yaptı Erol Bulut. Burada Sadık'ın son maçlarda çok etkili oynaması ve çok özverili çalışması sanırım Sadık'ı bir tık öne attı. Onun dışında Caner'in hafif bir bel ağrısı vardı. Caner'in kart cezası geçmesine rağmen Novak oynuyor. Bunda da bence Caner'in o bel ağrısı etkili olmuş. Bu şimdi biz seninle maç önünde de konuştuk. Hava sıcaklıkları gündüz eksi 8 dereceydi. Şu anda eksi 12'lere kadar çıkmış durumda. E şimdi Sivas tabii ki kendi stadı olduğu için bu soğuğa alışık. Evet. Peki Fenerbahçe bu soğuktan etkilenecek mi? Maç performansında bir düşüş yaşanır mı? Abi çok net yaşanır çünkü yani... Bence Sivaslar da yaşayacak. Tam soğuk oluyor da şu an bir gerçekten ekstra soğuk var. E, aldığınız nefes buz gibi yani içeri ciğere giden nefes çok soğuk. Dün Fenerbahçe futbolcular havalimanından indiler. Otobüse binene kadar yaklaşık bir dakikalık bir yürüme mesafesi. Hani orada soğukla ilk karşılaştılar. Büyük şaşkınlık yaşadılar. Hani biz nasıl bir hava şartında oynayacağız diye. Bu anlamda Fenerbahçe ben maçın genel olarak etkileneceğini düşünüyorum. Evet zemin çok kötü değil. Bu şartlara göre bayağı iyi attı ama ya dediğim gibi içinize çektiğiniz hava soğuk. Bu da yani koşmayı daha zor hale getiriyor. İşte e, refleksleri daha zayıflatıyor. Bu anlamda bence bütün futbol de dileği budur. İnşallah sakatlık olmaz. E, keşke de bu maç dörtte oynansaydı. Yani e... aslında Rıza Hoca da sürekli bunu söylüyor. Sivas'ın soğuğu çok meşhur. Eksi derecelerde özellikle akşam saatlerinde maç alınmasını istemediğini belirtiyor Rıza Hoca. Bu da etkenlerden bir tanesi. Abi kesinlikle yani burada tamam dörtte de çok soğuk oluyor bu arada. Hani o da çok soğuk ama orada eksi falan falandı mesela bugün. Dün de biz dün geldik. Dün mesela gündüz eksi dörtleri, eksi beşleri görüyor. Akşam eksi dokuz, eksi on. E şimdi de gündüz eksi altıydı. Şimdi eksi on bir, eksi on iki nereye kadar giderse. Hani bu şartlarda gerçekten futbol oynamak çok zor. Önceliğimiz, bizim önceliğimiz dileyelim ki sakatlık olmasın. ben çok zevkli bir maç beklemiyorum o yüzden. Hani futbolcular nefes almakta zorlanacak çünkü. Peki çok teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kul Fenerbahçe'yi takip eden muhabir arkadaşımız. Tabii ben de Sivas'tayım. Sivas'ın soğuğuna biraz daha alışığım Sinem ancak gözlüklerin buğulandığı için işte gözlüklerim bile takamıyorum şu anda. Gerçekten hissedilir bir derecede Sivas'ta soğukluk var. Maçın karşılaşmanın başlamasında artık çok kısa bir süre kaldı. Statta tüm hazırlıklar yapıldı. Bizler de Aspor ekipleri olarak Sivas 4 Eylül Stadyumunun öndeyiz. Gelişmeleri an, an aktarmaya devam edeceğimizi belirtip söz tekrar İstanbul stüdyolarını sizlere bırakalım Sinem. Murat Onur ve Ahmet Selim Kula çok teşekkür edelim ve kameraman arkadaşımıza kolay gelsin diyelim. E, Selim tabi İstanbul'dan gittiği için e, gerçekten donuyoruz dedi. E, Murat Onur biraz daha alışkın tabi Sivas'ta yaşadığı için ama hatırı sayılır bir soğuk var anlaşılan. Murat tam böyle yido gibi duruyordu zaten. <laughs> Ee, muhtemelen... Eldiveni falan yoktu ama Selim böyle büzüldü artık. Bu yayından Yayınla sonra ilk yaptıkları şey berelerini takmak olmuştur mutlaka. <laughs> Selim zaten Yılmaz Buran'ın var ya bir tür hoca diye kenarda. <laughs> <laughs> Selim'in bakışları öyleydi. Daha başlamadan değil <laughs> Daha mi? Daha başlamadan. Ama zor maç. Yani e, özetlediler, güzel özetlediler. E, şimdi Beşiktaşlıları düşünebiliyor musunuz? Beşiktaş'ın maçı bitmiş 4-1 gelmiş ve bu maçı seyredecekler. Evlerinde sıcak çayını kahvesini içerek. <laughs> Gerçekten çok zor bir maç. E, defalarca gitmiş Sivas'a e, Şubat'ta gittik Ocak'ta gittik e, Fenerbahçe için çok kolay bir maç olmayacak zaten hava şartları iyi olsa da rakipten dolayı evet. e, iyi bir hoca Rıza Çalınbay iyi bir takım Sivasspor. o nedenle de kolay değil tabii şu an işi biraz daha zor ama bunları kazanmak zorundasınız yani Beşiktaş ne dedik Başakşehir ve o Fenerbahçe maçları kazanmasaydı bugün burada değildi zaten hı hı. başka bir şey konuşuyordu Dolayısıyla Fenerbahçe de o